Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Dar-ı Fena'dan Dar-ı Beka'ya, yani bu geçici alemden kalıcı aleme, dünyadan ahirete intikal ve irtihal irade buyurunca, yani göçmek isteyince, peki kendisi mi istedi yoksa Allah mı istedi? Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Burada niye bu ifade kullanılıyor? Bunun bir manası var mıdır? Elbette ki vardır. Bizim hakkımızda böyle bir ifade kullanılsa bu ne olur? Yanlış olur. Yani falan adam ahirete göçmek isteyince denebilir mi? Denemez. Çünkü neden? Ahirete göçmek o istemiyor ki. Mevla eceli geldi mi ne yapıyor onu? Söküp alıyor. Hatta istemese de, kendisi ahirete gitmek istemese de Mevla ne yapıyor? Bunu alıyor. Bizim ölmeyi istememiz bir şey ifade eder mi? Veya yaşamayı istememiz bir şey ifade eder mi? Etmez. O zaman boşuna konuşuyoruz. Ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında fark vardır. Çünkü neden? Bütün peygamberler arasında fark vardır. Salavatullahi ala nebiyyine aleyhi ve ecmain. Çünkü peygamberler mutlaka ölmeden evvel muhayyer bırakılırlar. Nasıl muhayyer bırakılırlar? İster gel, ister kal. Bu kime mahsustur? Peygamberlere mahsustur. Sadece Efendimiz'e değil, sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlerde böyle bir hak var mıdır? Vardır. Musa aleyhissalatu vesselamın hakkındaki hadis-i şerif, sağlam hadis kaynaklarında zikredildiği üzere Azrail aleyhisselam Musa aleyhisselamın ruhunu kabz etmeye geldiğinde ve bunu teklif ettiğinde ne yaptı Musa aleyhisselam? Efendim sinirlendi, gazaplendi, kızdı, bir tokat vurdu suratına. Azrail aleyhisselam insan kılığında geldi yani. Aynı bizim gibi suratı olan bir şekilde geldi, gözüktü. Bu hadis sahihtir. Ve Azrail aleyhisselamın gözünü çıkardı. Ya bu hurafe değil. Sahih hadis kaynaklarda var. Kütüb-ü Sitte'de geçiyor. Sağlam kaynaklarda geçiyor. Başka türlü olsa, yani mevize kitaplarında olsa anlatmaya pek cesaret edemem yani. Ama sahih. Gözünü çıkarttı. Ha meleklerin bizim gibi gözü var mı? Melekler Cebrail aleyhisselam Dihyetül Kelbi şeklinde geldiği zaman herkes onu görüyordu. Sahabeden biri sanıyordu. Onlar suretlere girebiliyorlar. O da insan suretine geldi. Ve gözü çıktı. Gözü çıkınca yine Musa aleyhisselamın canını alabildi mi? Alamadı. E tabi alamadı bak. Çünkü Musa aleyhisselam'da ne var? Serbestlik hakkı var. Şimdi orada Musa aleyhisselam niye kızdı meselesinin izahı çok. Tefsirde yazmıştım Ruhul Furkan'da. Şimdi hangi cilttedir tam hatırlayamayabilirim de. Bunu da bugün konuşacağımdan haberim yoktu hoş. Ancak orada izahat verilmiştir. Musa aleyhisselama muhayyerlik hakkı verildiğinden, serbestlik hakkı verildiğinden herhalde Azrail aleyhisselam da bir aceleye getirdiği işi, yani vefat etmesi lazımmış gibi bir davrandı. Herhalde işte geliyor musun, kalıyor musun şeklinde teklifler sunması lazımdı. O teklifleri sunmadı gibi bir durum oldu. Yani hasılı Musa aleyhisselam ona vurdu. Azrail aleyhisselam kime şikayet etti? Allah-u Teala şikayet etti. Dedi ki ya Rabbi sen beni ne acayip bir kuluna gönderdin. Bak gözümü ne hale getirdi dedi. Mevla Teala da buyurdu ki o benim kelimimdir. Kelim yani Allah ile konuşmuş zat. Ve kâne indellâhi ve cihâ. Allah katında şanı büyük. Kur'an'da öyle söylüyor. Nazlı niyazlı Musa aleyhisselam Allah katında ve cahet sahibi. Şan şeref sahibi. Senin benim işim mi o? Ezrail aleyhisselama tokat atmak. Adamı ne yapar? Bu kadar boksörleri kim devirdi?
Bu kadar güreşçileri kim devirdi? Pehlivanları kim devirdi? Karatecileri kim devirdi? Neredeler? Gel aşağı. Ama Azrail aleyhisselam Musa aleyhisselama dokunamadı çünkü o peygamber, Allah katında vecih, şeref sahibi. Peki dedi, sen git ona, Mevla buyurdu, bir öküzü göster, de ki, istersen gel Rabbine kavuş, istersen bu öküzün üzerinde ne kadar kıl var, kıl başına bir sene yaşa. Hala yaşıyordu şimdiye istese. Musa aleyhisselama bu teklifi getirince, Musa aleyhisselam dedi ki, sonunda durum nedir? Demek ki o ölümden kaçtığından değil. İşte orada hani şimdiki yeni tabirle konuşacaksa bir protokol şeyi oldu yani. Protokolde bir hata oldu. Biri öne geçiyor, biri geri kalıyor falan. Böyle hizaya getiriyorlar ya, geri dur falan. Bazı kere şaşırıyorlar, sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim falan protokoller ya. Böyle acemilik oluyor. Yani orada Azrail aleyhisselamın bir şeysi oldu yani, demek istediğim bir protokol meselesi yani. Yoksa Musa aleyhisselam Allah'a kavuşmak istemediğinden değil. Ya Musa aleyhisselam ölmek istemediğinden değil. Çünkü teklif etti ki ya bu kadar yaşa ya da gel. O da sordu ki sonunda ne var? Sonunda ölüm var. Kaçınılmazdır. O zaman dedi şimdiden gideyim. Daha ne bu Yahudilerin çilesini çekeyim. Zaten uğraşıyor İsrailoğullarıyla. Neler çekti onlardan ya? 40 sene onların yüzünden çölde kaldı ya. Abisiyle beraber. Abisi zaten önceden vefat etti. Mescid-i Aksa'yı da fethetmek üzere çıktılar. Bunların, bu Yahudilerin uğursuzluğu ve azgınlığı yüzünden 40 sene çölde dönüyorlar, dolaşıyorlar. İşte kavmin, ümmetinin belası yüzünden peygamberlerin ne kabahati var. Ama peygamberler de kaldılar. Sabahtan çıkıyorlar, akşama kadar gidiyorlar. Ertesi gün sabah bakıyorlar, dün sabah çıktıkları yerdeler. Bu da ayetle sabittir. Çünkü Allah Teala onlara cebbar toplumla, efendim, Amalika ile savaşı emretti. Mescid-i Aksa civarını, Şam diyarının fethini emretti. Onlar da haber sordular. Efendim, bu savaşacağımız adamların durumu nasıldır? O minare gibi adamlar. Bu haber gelince bunlara, Musa aleyhisselama dediler, sen Allah ile git beraber savaşın. Onları bitirin işini. Şehrin kapısını açarsın, biz gireriz dediler. Mevla da buyurdu ki kâle fe innâ muharrametun aleyhim 40 sene. Ben onlara şimdi Mescid-i Aksa'yı nasip edecektim. O minare gibi adamlara sen ne bakıyorsun? Bazı kere o uzun boylu iri yarık gördüklerin kof olur. Göster çek. O Allah Teala adama bir cesaret verdiği vakitte kediye, kedi aslanı yırtar be. Bazı kere bakarsın ki kedi aslanı kaçırıyor. He? Fare fili kaçırır be. Ya? Yılan ne kadar bir şey? Yılan filin ayağının altında tost olur ama bir fışkırtıyor bir şey, koca fil gidiyor. Yani o cüsseye bakmaz yani. Cesaret meselesi. Ondan sonra Mevla buyurdu, ben onlara hemen nasip edecektim. Yuşa aleyhisselamla Kalib aleyhisselam, o ikisi de 12 kişi seçildi. Yani baksınlar düşmanın hallerinden haber getirsinler. 12'den 10'u fıs 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 yaydılar ki çok iri yarı adamlar, biz bunlarla baş edemeyiz. İkisi Yuşa aleyhisselamla Kalib aleyhisselam قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ. Onlar Allah'ın inamına, ikramına mazhar olmuş, Allah'tan korkan mübarek insanlardı. Onlar dediler ki, yahu şehrin bir kapısı var, bu kapıdan gireceğiz. Allah bize öyle emretti. Nasıl gireceğiz? Ya nasılsı yok. فَاِذَا دَخَلْتُمُوا فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Girer girmez galip olacağız dediler. Girer girmez galip olacağız. Hemen hepsi, efendim, teslim bayrağını çekecekler, gelin teslim alın diyecekler.
Ne biliyorsun? Allah Teala öyle buyuruyor. Bu adamları yaradan Allah. Bunların içindeki cesareti o bilir. Kuvveti o bilir. Gaybı o bilir. Ne olacağını o bilir. Ben şimdi kendi kafama göre niye yorum yapayım ya? Kendi kafana göre yorum yaparsan hiçbir yere varamazsın. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ya siz mümin misiniz? Müminiz. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamber olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. O zaman ancak Allah'a güvenin. Dediler ama İsrailoğulları itiraz ettiler. Bunun üzerine Allah Teala da buyurdu فَاِنَّا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ 40 sene. Ben o Kudüs diyarına girmeyi, orayı fethetmeyi 40 sene haram ettim. 40 sene sonra olacak yine. يَتِيُونَ فِي الْاَرْضِ. Sahrada hayran vaziyette, şaşkın bir halde dolaşıp duracaklar. 40 sene. Harun Aleyhisselam da orada. Musa Aleyhisselam da orada. Yuşa Aleyhisselam zaten Musa Aleyhisselam'ın hizmetçisi. Nice peygamberlerden kıymetli zatlar da var ama ekseriyetin belası vuruyor. فَلَا تَسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Mevla buyurdu ki, ya Musa ben sana kızgın değilim. Abine de dargın değilim. Siz benim seçkin kullarımsınız. Ama senin bu ümmetin karışık işler yapıyor. Onun için fasık kavmin yoldan çıkmış toplumun başına gelenden dolayı sen üzülme. Sana bir şey yok. Ama ne yapalım? İmtihandır. Sen de bunların arasında bulunacaksın. Zaten Musa Aleyhisselam o 40 sene dolmadan vefat etti. Başta Harun Aleyhisselam vefat etti. Ondan sonra da Musa Aleyhisselam da bu 40 sene dolmadan vefat etti. İşte Mescid-i Aksa'ya çok yakın yerde, bir taş atımlık yerde dedi mukaddes diyara, ya Rabbi beni madem fethi nasip etmedin çok yaklaştır da kutsal topraklarda öleyim, orada gömüleyim diye Kudüs'e yakın yerde vefat etti. Biz ziyaret ettik. Kethibe Ahmer'de kırmızı bir tepeler var, küçük küçük kum tepeleri. Kabri şerifi oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi ziyaret etti onu. Şimdi Musa aleyhisselam da dedi ki ne kadar yaşasak sonunda ne var? Azra aleyhisselam dedi ki ölüm var. Madem öyle dedi, bu milletten de çektiğim yetti. 40 seneye yaklaşmış yani vaziyet. Dedi tamam Rabbime şimdiden kavuşayım, al canımı da kurtulayım dedi. Bunu niye anlattık? Yani Allah Teala ne verdi Musa Aleyhisselam'a? Muhayyerlik verdi. Muhayyerlik ne demek? İster gel, ister kal. Yani serbestlik hakkı var. مَا مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا خُيِّرَ. Her peygambere muhayyerlik verilmiştir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem.